Bugün yine Başakşehir, Kayseri bölgemizde TOKİ'nin 3+1 dairesinin mutfağındayız. 3+1 dairede yapmış olduğumuz mutfak mevcut projeyi değiştirerek daha kullanışlı, daha görselliği ön planda tutan bir proje yaparak görmüş olduğunuz gibi bir mutfak yaptık. Mutfaktaki genel özellik dolaplarda MDF gövde, akrilik kapak kullandık. Akrilik kapaklar artık biliyorsunuz günümüzde en kaliteli malzemelerden oluşmaktadır. Özellikle görselliği, parlaklığı ve çizilmez özelliğiyle çok tercih ediliyor. TOKİ'nin mutfaklarında kullanma sıkıntısı ve dolapların azlığından dolayı genelde bu yönteme gidiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi mutfak projemizde yukarı kalkar kapak sistemlerini kullandık. İki tarafta da mutfak yaptık. Bu bölmede genellikle yukarı kalkar sistemleri kullandık bu şekilde. Burada bir köşe dolabı oluşturduk. Mutfağımızı L sistem dediğimiz projeye uygun ve mutfağın ölçüsüne uygun bir L mutfak oluşturarak görmüş olduğunuz şekilde bir proje ortaya çıktı. Burada bulaşık makinemizi görmüş olduğunuz boşluğa yerleştireceğiz. Ocağımızı buraya koyacağız. Burada davulmazımız olacak. Genellikle özellikle alt kısımlarda yoğun çekmece tercih ettik. Buzdolabını koyacağımız yer görmüş olduğunuz gibi bu kısım. Buzdolabının yan panelini buradan alarak buradaki yapmış olduğumuz sürgülü kapının camının rahatlıkla silinmesini kolaylaştırmak amacıyla burada bu şekilde çalışma yapıldı. Mutfak ana dolapların karşısında ek kiler dolapları yaptık. Bu da müşterilerimizin dolap ihtiyacına göre bazen bu şekilde sadece dikey kiler dolabı yapıyoruz. Bazen de tezgahlı bu şekilde kapak sistemini ihtiyaca göre ayarlayarak dolap yapabiliyoruz. Bu kısımlar genellikle bardaklık olarak kullanılacak. Üst kısımlar gene mutfak dolabı, her türlü mutfak eşyasını koyabileceğimiz şekilde eşyalara göre ayarlanmıştır. Mutfakta dolap tezgahı arasında cam mozaik tercihinde bulunduk. Biliyorsunuz artık günümüzde cam mozaik seçenekleri son derece moda ve birçok seçeneği olmasına rağmen elden geldiğince sade modelleri yapmaya çalıştık. Desensiz, içinde hiçbir farklı renk olmadan beyaz mozaik tercihinde bulunduk. Burada gördüğünüz kiler dolabında aslında mutfağın ankası fırını ve mikrodalga fırını görmüş olduğunuz alana koyacağız. Kiler dolabı fırın ve mikrodalgaya göre yapıldı. Mutfaklarda yaptığımız en büyük değişikliklerden birisi de özellikle zemin kaplamasını yeniliyoruz. Burada laminat parke tercihinde bulunduk. Aynı zamanda arada görmüş olduğunuz sürgü kapı yapıldı. Sürgü kapımızın yapmamızdaki gaye yaklaşık 35 santim kalınlığında olan bir duvarı ortadan kaldırıyoruz ve sürgü kapı yaparak mutfağın ve balkonun çok işlevsel hale gelmesini sağlıyoruz. Burada kapı ne içe ne dışa açılmıyor. Gördüğünüz gibi çift sürgülü sistemle bu şekilde iki yana açarak balkonun her daim ve her mevsimde çok rahatlıkla masayla kullanılmasını sağlıyoruz. Buraya mutfak masasını koyarak yaklaşık 8-10 kişilik bir masa konulabiliyor ve rahatlıkla yemek için ideal bir yer oluşabiliyor. İsterseniz sedir sistemi yaparak oturma odası gibi bir dahil kullanabilirsiniz. Balkonda yaptığımız çok değişiklikler var. Özellikle balkon zeminini eski orijinalini sökerek 60-60 parlak granit kullandık. Bu mutfak balkon zeminini sökmemizdeki gaye bu şekilde kapı çalışması yaptığımızdan dolayı burası yoğun olarak kullanılıyor. Bu yoğun kullanımdan dolayı ve kapı açık olduğundan dolayı içeriden sıcak baskısı, alt dairenin de soğuk baskısı olduğu için çünkü bizim balkonumuzun altı da balkon olduğundan alttan soğuk, üstten sıcak muazzam bir terleme oluşuyor. Biz bu terlemeyi ortadan kaldırmak için zemini söküp izole yaparak üzerini yeniden granitliyoruz. Dolayısıyla granitledikten sonra ve zemin izolasyonu yaptıktan sonra
Hem terleme, soğuk olmuyor. Hem de daha rahat kullanabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz yerde balkonların pimaş gideri var. Bunu da uygun bir şekilde kapatarak en azından orada kötü bir görselini ortadan kaldırıyoruz. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi burada balkonumuza elektrik ve TV tesisatı çekerek gerektiğinde balkonda her türlü elektrik ve TV tesisatıyla televizyon kullanabiliyoruz. Bu sürgü kapı sistemimizin özelliği çok rahat çalışması. Dikkat edin, kontrolü yaptığımızda kendisi kapanıp açılabilir. En kullanışlı hale gelen sistemlerden birisi sürgü tercih ediyoruz. Koridora geçelim şimdi. Evet, önemli çalışmaların birisi de koridorumuzda yapıldı. Özellikle mutfaktaki laminatın devamı eşit olmadan tek parça halinde koridora ve arka odalara doğru devam ettik. Genelde beyaz tonlu, açık tonlu laminat tercih ediyoruz. Koridorda görmüş olduğumuz TOKİ'nin bırakmış olduğu yerde gömme dolap yeri mevcut. Biz buranın ölçüsüne göre ve daire sahibinin ihtiyacına göre proje oluşturarak burada dolabımızı oluşturuyoruz. Bu kapağı açtığımızda komple ayakkabılık, üst kısmı açtığımızda komple yüklük, boş bir alan. Alt kısımda ihtiyaca göre istersek çekmece koyabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bütün çekmece ve kapaklarımız stoplu menteşe kullanılmaktadır. Bu portmantomuzun bölümü, burası tamamen askı alan olarak ayarlandı, dizayn edildi. Burada gerektiğinde çanta veya benzeri eşyalar, buraya kıyafetlerimiz, alt kısımda terlik, ayakkabı gibi kullanılabilmektedir. Aynı zamanda portmantomuzun karşı alanda bulunan bir yeri, daire sahibimizin ihtiyacına göre çamaşır makinesi için burada bir yer yaptık. Bunun giderini ve tesisatını tamamen mutfakla ortak kullanıyoruz. Üst kısımda kurutma makinamız için bir yer ayarladık. Daha en üst kısım ise yüklük ve çeşitli eşyalar için kullanılabilecek genişçe bir dolap oluşturdu. Dairemizin salon bölümünde ise kartonfiyon ve boya çalışması yaptık. Zemin çalışması, zemin kaplamaları, TOKİ'nin orijinal laminat katkileri durmaktadır. Aynı zamanda burada dairenin tuvalet bölümünde Alaturka tuvaleti kaldırarak klozet koyduk. Banyomuza bakalım. Banyomuzda ise evet, banyomuzda gene çok sık yaptığımız burada tezgahlı banyo dolabı yaptık. Çamaşır makinesini aldığımız için burada dümdüz tezgah, büyükçe bir banyo dolabı oluştu. Cam duşakabini yaptık. Orijinal 90'a 90 ama biz bunu 10 santim daha büyüterek 100'e 100 cam kabin yaptık. Altına görmüş olduğunuz gibi küvet koyduk. 40 santim 100'e 100 çapında bir küvet oluşturduk orada. Burada ayna kapaklı bir dolap yaptık. Ayna kapaklı dolaptan her türlü burada işte banyoda kullanılan diş macunu ve benzeri eşyaları rahatlıkla ayna kapağın içine kullanabiliyorsunuz. Hemen banyo dolabımızın köşesinde havlu dolabı şeklinde bir dolap yaparak bu şekilde TOKİ'de 3+1 daireyi yapıp tamamlamış olduk.